Güncel Bitcoin fiyat tahmini. Bitcoin kripto para birimi fiyatı 2021 yılı Kasım ayında 68 bin dolar seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçen Bitcoin şu anda 20 bin dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Bu hareketler, kripto para birimlerinin, jeopolitik istikrarsızlık, şahin bir federal rezerv, artan enflasyon gibi borsalarda değişime neden olan sorunlardan daha fazla etkilendikleri için varlık olarak olgunlaştığının bir işareti olabilir. Peki, fiyatı ne yönlendiriyor ve en son Bitcoin projeksiyonları uzun vadeli yön hakkında ne gösteriyor? Bitcoin trendleri belirsizlikte daha yüksek. Bitcoin fiyatı, hisse senedi fiyatlarına paralel olarak hareket etmeye başladığı için enflasyon ve faiz oranları görünümüne giderek daha duyarlı hale geldi. Bitcoin fiyat geçmişine bakıldığında, Kasım ayındaki 68 bin dolarlık rekordan geri çekildikten sonra yıla 46 bin dolardan başladığını ve Ocak ayında 33 bin dolara düştüğünü gösteriyor. Fiyat 10 Şubat'ta 45 bin dolara yükseldi, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak finans piyasalarının satılmasıyla 24 Şubat'ta 34 bin dolara düştü. Fiyat, 7 Mart'ta 37 bin dolara geri çekilmeden önce 2 Mart'ta 45 bin dolar seviyesine kısaca dokunmak için tekrar yükseldi. Bitcoin fiyat eğilimi o zamandan beri yükseldi ve 23 Mart'ta 43 bin dolara yaklaştı. Nisan ayında ise 48 bin dolar düzeyini zorladıktan sonra düşüşe geçti ve 37 ile 38 bin dolar seviyelerinde kaldı. Mayıs ayında nispeten yatay bir seyir izledikten sonra Haziran ayı başında düşüşe geçti ve 17.600 dolara kadar indi. Ardından 21.800 dolara doğru nispi bir artış yakalayan Bitcoin Haziran ayının son gününde yine gerileme yaşadı ve 18.600 dolara dokundu. Bitcoin, daha geniş kripto para birimi çöküşü ve riskten kaçınma duyarlılığına geçişin ortasında Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye ulaşırken, hala madeni paraya bağlı kalmaya istekli bir dizi Bitcoin savunucusu var gibi görünüyor. 13 Haziran'da MicroStrategy'nin kurucusu ve CEO'su Michael Saylor, Bitcoin itiraz tehditini attı. Saylor, stagflasyon zamanlarında, en iyi yatırım stratejisi, sürdürmeyi göze alabileceğiniz, az bulunan, arzu edilen mülktür diye ekledi. Glassnode kurucu ortakları yakın tarihli bir teyitte, Bitcoin için yapılan Google sorgularının sayısı, devam eden durgunluk korkularına rağmen 2019-2020 ayı piyasası seviyelerini aştı. Sentiment'in analizine göre, BTC 20 bin doların altına düşmeye devam ettikçe, düşüşü satın almakla ilgilenen insan sayısı artıyor. VP Capital'in kurucusu Viktor Prokopenya yaptığı röportajda, bir kripto öncüsü olarak, elbette bu oynaklığın daha önce gerçekleştiğini gördüm, 2017'de Bitcoin'in değeri 20 bin dolardan 3 bin dolara düştü dedi. Şimdi, Ukrayna'daki savaş ve artan enflasyonla birlikte tüm varlık sınıflarında istikrarsızlığa tanık oluyoruz. Tecrübeli yatırımcılar, piyasanın yeniden toparlanacağını anlayarak bu oynaklığın üstesinden gelecekler diye ekledi. Bitcoin maksimum 21 milyon token arzına sahip. Haziran 2022 itibariyle 19 milyon BTC dolaşımda. Yeni Bitcoin'lerin yayınlanma hızını azaltmak için kripto para birimi, kabaca her 4 yılda bir yarılanma olaylarına maruz kalacak şekilde tasarlandı. Olaylar, arzlarını yarıya indirerek ve jetonu daha az kıt hale getirerek dolaşıma giren jeton sayısını azaltıyor ve böylece değerini yükseltiyor. Capital.com tarafından yürütülen araştırma, BTC'nin değerinin, bir yarılanma olayının gerçekleşmesinden sonra 12 ile 15 ay arasında süren bir boğa piyasasına sahip olduğunu gösteriyor. 2012, 2016 ve 2020 yıllarında gerçekleşen son 3 yarılanma olayı, BTC fiyat artışını sırasıyla %9,915, %2,949 ve %66,5 oranında artırdı. Yarılanmalar kripto çevrelerinde heyecan yaratma eğilimindedir, ancak bunlar mutlaka Bitcoin'in gelecekteki fiyatının yükseleceği anlamına mı geliyor? Bitcoin'in 2028 ve 2032'de gerçekleşmesi planlanan 5. ve 6. yarılanma olayları ve bunların etrafındaki yarılanma döngüsü, 2030 Bitcoin fiyat tahminini şekillendiren faktörler olabilir. Logicare Solutions madencilik analisti Joe Burnett, Bitcoin'in yarılanma seanslarının gelecekteki fiyat tahminleri için iyi olabileceğine inanıyor. Uzun vadede, Bitcoin programlı olarak daha kıt hale geliyor. Son 1 milyon BTC'nin tamamı 2140'a kadar, yani 100 yıl sonrasına kadar çıkarılmayacak. Piyasa katılımcıları servetlerini korumak için araçlar ararken, bu sürekli artan kıtlık, gelecekteki Bitcoin fiyatı için büyük bir itici güç olacak. Kasım 2021'de,
Bitcoin blok zinciri taproot olarak bilinen ve jetonu daha ucuz, daha verimli ve özel hale getiren çok beklenen bir yükseltme geçirdi. Bu, Bitcoin'in rakibi Ethereum'a benzer şekilde akıllı sözleşmeler yürütmesini sağladı. Ethereum'un akıllı sözleşmeleri, platformun en çok kullanılan blok zinciri olmasına izin verdi, ancak Bitcoin güncellemesi günlük kullanıcılarını da artırabilir. Yükselen benimseme oranları, Bitcoin'in gelecekteki fiyatı için iyiye işaret olabilir. BTC, Haziran 2022 itibariyle 7879 tüccar tarafından bir ödeme şekli olarak kabul ediliyor ve bu sayı sürekli artıyor. Bitcoin iyi bir enflasyon koruması mı? Bir dizi analist, altın ve BTC arasında, kripto para biriminin fiyatını yönlendiren benzerlikler olduğuna dikkat çekiyor. ETF Stream tarafından yayınlanan bir raporda şu ifadelere yer verildi: Bitcoin ve altın arasındaki benzerlikleri görmezden gelmek zor. Her ikisi de doğru ya da yanlış, enflasyona karşı doğal bir önlem olarak görülüyor. Her ikisinin de sınırlı bir miktarı var. Hükümetler veya merkez bankaları gibi geleneksel sistemlerin dışında bir değer deposu görevi görüyorlar. Mayıs 2021'de bu durum Goldman Sachs tarafından da not edildi. Ekim 2021'de JP Morgan analistleri bu görüşü tekrarladı. Kurumsal yatırımcılar Bitcoin'e dönüyor gibi görünüyor. Belki de onu altından daha iyi bir enflasyon koruması olarak görüyorlar. Peki 2022 ve sonrası için Bitcoin fiyat tahminleri nasıl? CoinCodex'ten yapılan teknik analize göre, genel Bitcoin fiyat tahmini duyarlılığı 31 göstergenin tamamında düşüş sinyali veriyor. Önümüzdeki birkaç günde Bitcoin'in bir miktar düşüşle 18.000 dolar seviyesinde kalması bekleniyor. Algoritma tabanlı tahmin sitesi Alliat Investor 2022 için Bitcoin tahminini yıl sonuna kadar 37.800 dolar olarak belirledi. Bitcoin 5 yıl içinde 103.000 dolara tırmanabilir. Gov Capital'in BTC fiyat tahmini, 2022'nin sonunda 48.000 dolar. Derin öğrenme teknik analizine dayanarak, site BTC'nin 5 yıl içinde 232.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Digital Coin Price sitesi ise bu yıl Bitcoin'in 25.000 dolar ortalama ile işlem göreceği tahmininde bulunuyor. Önümüzdeki yıl 28.000 dolar, 2025 yılı için 38.000 dolar düzeyini işaret eden site, 2030 yılında Bitcoin'in 89.000 dolara yükseleceğini düşünüyor. Bitcoin fiyatıyla ilgili en cesur beklenti sahibi olan site ise Price Prediction. Site bu yıl için 38.000 dolarlık ortalama fiyat tahmini öne sürerken, 2023 yılı için 54.000 dolarlık, 2025 yılı için 124.000 dolarlık tahminde bulunuyor. Sitenin 2031 yılı tahmini ise Bitcoin fiyatının 1 milyon doların üzerine çıkacağı yönünde. Bu seviyeler Bitcoin yatırımcılarını gerçekten heyecanlandıracak cinsten. İzleyip göreceğiz.